bir sorunu vardı. Bu sorun yıllardır aşılmaya çalışılıyordu. Sayın Bakanımızın önderliğiyle, onun önümüzü açmasıyla birlikte özelleştirme idaresinde bir ihalesi yapıldı. Özelleştirme ihalesinde Kızılay olarak vermiş olduğumuz teklif özelleştirme dairemiz tarafından olumlu karşılanarak özelleştirme üst kuruluna bu anlamda teklifimiz gönderildi. Gördüğünüz fabrika yaklaşık 52 bin metrekare kapalı alanlı olan fabrika bir onarımdan geçecek öncelikle, güçlendirilecek. Burada üretmeye çalışacağımız ürünler için içinde bir üretim bantı kurulacak. Bu üretim bantı özellikle afet dönemlerinde ihtiyaç duyduğumuz barınma sistemlerini üretecek olan prefabrike, konteyner, hafif çelik ve yapısal çelik ürünleriyle sadece bir konteyner gibi değil, burası bir sistem üretecek. Daha nitelikli ve hızlı kurulabilecek olan mobil hastaneler, mobil ameliyathaneler, bizim KBRN dediğimiz bir takım afet müdahale üniteleri olacak. Burası planlarımız bu bölgenin Avrupa ve Orta Doğu'daki bölgemizin en büyük afet barınma tesisleri olacak. Yaklaşık 1500 kişilik bir istihdam öngörüyoruz. 80 beyaz yaka, fabrika içerisinde 400 mavi yaka ve 1000 civarında da sahada montaj personeli istihdam edecek. 1500 kişilik bir istihdam oluşturacak. Malatya için önemli olan, esasında Türkiye ekonomisi içinde önemli gördüğümüz bir yatırımı burada esasında bir başlangıcını yapmış oluyoruz. Yıllarca atıl vaziyette duran ve her Malatyalı hemşerilerimizin de sohbet gündemi olan Malatya Vagon Fabrikası diye başlanılan bu alanın ne olacağı noktasında özellikle Malatya'nın cazibe merkezleri programına alınması ve 6. bölge teşviklerinden faydalanmasıyla beraber başkanımızın da vizyonu, Türk Kızılay'ın vizyonuyla beraber bu alanın özellikle Türkiye'nin de ihtiyacı olan, yakın coğrafyalarımızda da ihtiyaç duyulan, belki de dünyada bu anlamda modern bir fabrikanın temellerini inşallah burada yükseltmek istiyoruz. Bu hem bizim açımızdan ihracat noktasında da hem de dışa bağımlılık noktasında aynı zamanda yeni bir modellemeyle de ihtiyaç sahiplerinin çok daha modern şartlarda ve hızlı bir şekilde konut ihtiyaçlarından barınma ihtiyaçlarına kadar karşılanacak acil çözümlerin üretildiği komplike bir yatırım olmuş olacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.